Ben Sevilay, bugün sizlere küp patates kızartması yapacağım. Küp patates kızartması için gerekli malzemeler patates, tuz ve ayçiçek yağı. O zaman küp patates kızartmamızın yapımına geçelim. İlk olarak güzelce yıkadığım patateslerimi, kabuklarını bir soyacak yardımıyla soyuyorum. Patateslerimin kabuklarını soydum. Şimdi küp şeklinde keseceğim. Kabuğunu soyduğum patateslerimi suyun içine koydum kararmasın diye. Şimdi küp şeklinde keseceğim. İlk önce şöyle daire şeklinde keseceğim. Ama dairelerim ince olmayacak. Çünkü küp patates birazcık dolgun olur. Yemeğin içinde özellikle kullandığımızda böyle birazcık daha büyük küpler keseriz. Kızartmada da normal boy olması gerekiyor. Çok ince olursa olmaz. Çatala gelsin. Bu şekilde daireler kestim. Gördüğünüz gibi kalınlığı şu, kalınlık şu. Şimdi bu daire dilimlerine küp şekli vereceğim. Şöyle önce büyüğünden başlayayım göstermek için. Bunu ikiye de bölebilirim, üçe de bölebilirim. Küplüğün büyüklüğüne bağlı. İkiye bölerseniz şöyle ve kullanacağımız şeye de bağlı. Böyle kızartmak için şu boyut güzel. Gördüğünüz gibi küp şeklinde kestim. Yerini göstereyim. İkiye bölüyorum. Sonra üçe bölüyorum. Ve küp şekillerini elde ediyorum. İkiye böldüm. Bir, iki ve üç. Üç parçaya da bölünce küp şeklini alıyor. Önce ikiye böldüm. Birazcık daha büyük olduğu için bunu dörde böldüm. Ya da daha küçük küpler istiyorsanız şu şekilde üçe bölebilirsiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi patateslerimi küp şeklinde doğradım. Şimdi kararmaması için suyun içine atıyorum. Ve diğer patatesimi de aynı şekilde küp şeklinde doğruyorum. Hazır. Şimdi suyun içerisinde nişastasının güzelce akması için 20 dakika kadar bekleteceğim. Şöyle tahtamın üzerine bir havlu patates serdim. Üzerine şöyle patateslerimi döküyorum. Patatesleriniz ıslak bir şekilde yağın içine atılırsa sıçrar. Tabii böyle bir durumla karşılaşmak istemeyiz. O yüzden patateslerimizi süzdükten sonra hemen kızgın yağın içine atmıyoruz. Birazcık suyunun süzülmesini bekliyoruz. Süzgeci de bekleyebilir. Ama böyle daha kolay oluyor. Şöyle suyunu çektirelim. Havlu peçeteyle. Ya da bir mutfakta kullandığınız bir bez de olabilir. Temiz bir bezle de çektirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten hemen altına sularını salıyor. Şöyle güzelce kurulayalım. Patateslerimizi. Tabii çok da dışarıda bekletmeyin. Bu şekilde. Yoksa rengi kararır. Kuruladıktan bir 5 dakika sonra hemen kızartacağım. Tekrar süzgecimin içine atabilirim patateslerimi. Orada beklesinler. Şimdi tuzlama konusuna gelince kimi böyle süzdükten sonra tuzlar. Çoğumuz öyle aslında. Ama bu aşamada tuzlarsak yine yağın sıçradığı söyleniyor. Ben bu kurala bazen uyuyorum. Bazen uymuyorum. Aslında çoğu zaman uymuyorum. Çünkü sonradan tuzlandığında patates bana birazcık tuzsuz geliyor. O yüzden tuzlamayı tercih ediyorum. Şimdi o zaman birazcık tuzlayalım. Kuralları çiğneyip. Elimle patatesimi harmanlıyorum. Patateslerimi tuzladım. Şimdi kızartacağım. Yaklaşık bir su bardağı kadar ayçiçek yağımı kızartma tencerenin içine doldurdum. Ocağımın altını yakıyorum. Patateslerimin çıtır olması için yağımın kızgın olması gerekiyor. Eğer kızmayan bir yağın içine patateslerinizi atarsanız patatesler yağ kızana kadar çok fazla yağ çekecektir ve çıtır olmayacaktır. O yüzden şimdi patateslerimin çıtır olması için yağımın kızmasını bekliyorum. Yağım kızdı. Şimdi içine patateslerimi yavaşça
atıyorum. Çok fazla tencerimi doldurmuyorum. Patatesler serbest bir şekilde pişsinler. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Birazcık daha koyabilirim ama çok da doldurmayacağım. Üst üste gelmesinler. Dediğim gibi rahat pişsinler. Üst üste gelirlerse iyi olmaz. Birbirine yapışabilir. Şöyle rahat rahat pişsinler. Şimdi ocağın altı açık. Patateslerimin rengi değişene kadar artık hiç karıştırmayacağım. Çünkü yumuşakken karıştırmaya çalışırsak patatesler dağılır. O yüzden rengi değişene kadar patateslerimi hiç ellemiyorum. Patateslerimin renkleri değişmeye başladı gördüğünüz gibi. Kızartmalı sarı patates olunca böyle hiç yapışmadan güzel bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Patateslerim kızardılar. Artık tabağımı alabilirim. Havlu fıstığı serilmiş bir servis tabağı üzerine alıyorum patateslerimi. Yavaşça. Bu aşamada ocağın altını kısabilirim. Geri kalan patateslerimi de aynı şekilde kızartacağım. Şimdi daha kızgın yalnız. O yüzden şimdi atacağım patatesleri daha dikkatli koyacağım içine sıçramasın diye. Şöyle bir tane daha kalmış. Onu da aldım. Şimdi geri kalan patateslerimi de yağın içine yavaşça bırakıyorum. Şöyle bir kere karıştırıyorum patateslerimi. Güzelce yayıyorum. Tamam. Şimdi ocağımın altını tekrar açıyorum. Ve kızarana kadar hiç ellemiyorum. Patateslerimi şöyle bir karıştırıyorum. Rengi dönmeye başladı çünkü gördüğünüz gibi. Şu patateslerim birazcık daha kalın olduğu için içine de pişmesi önemli. Çubuk patates gibi çabucak pişmeyebilir içi dış görüntüsü kızarmış olsa da. O yüzden ben ocağın ısısıyla birazcık oynuyorum. Şimdi altı çok açık ama mesela arada orta dereceye getiriyorum. Yavaş yavaş içi de pişsin diye. Çünkü birdenbire kızarır hemen alırız ama içi pişmemiş olabilir. O yüzden orta ateşte altını hafif kısarak içine de pişmesini sağlayabiliriz. Çok açık kalırsa İçinin pişmesini beklerken dışı yanık olur. O yüzden şimdi birazcık da böyle orta ateşte beklersem içi tam pişmiş olur. Patateslerimi artık alabilirim. Kızarmışlar gördüğünüz gibi. Ve küp patateslerim hazır. Bugün sizlere küp patates kızartması tarifi verdim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.